yazdığımda yanına bir kast listesi yazdım. Daha sadece Engin'in ve Demet'in haberi vardı hikayeden. O arada Ozan'la zaten paylaşmıştım hikayeyi. Biz Ozan'la bir 10 yıldır falan çalışmak istiyoruz. Dedim ki Ozan, yani bunların hepsinin olması tabii ki mümkün değil. Ama ben hayalimdekileri yazayım da olan olur olmayan. Yani yarısı olsa bile benim için yeter. Hepsi oldu. Şu an kadro birebir o benim yaptığım liste. Sabaha kadar iltifat edebilirim herkese ve bu röportaj verdiğim için değil, gerçek duygularım olur hakikaten. Biz Avrupa yakasından sonrasında iletişimi koparmadık. Hep konuşmaya devam ettik. Gelecekle ilgili neler yapılabilir. Ben de film yazmasını çok istiyordum. Ondan dolayı ben de çok hani gazladım. İşte hani yapalım bunu falan diye. İyi de bir senaryoyla da karşılaşınca enerjisi yüksek patlak bir iş yapmak arzusundaydım. Senaryo gelir gelmez okuyup okuyup böyle kenarlara ata ata gülüp gülüp tekrar okudum. Herkes kendi içinde çok parlak, birlikte parlamayı seviyor ve herkes birbirine alan açıyor. Gerçekten çok klişe değil, çok eğleniyoruz ve keyfimiz çok yerinde. Gülse ile her zaman çalışmak beni çok mutlu ediyor. Kadın oyuncuya çok güzel alan açan ve çok iyi yazan, çok iyi bir senarist. Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Hepsinin de komedi yönü olan oyuncular olduğu için de set de aynı zamanda böyle çok eğlenceli, çok keyifli geçti. Az kaldı, çok çalıştık, çok yorulduk. Ama hakikaten işte sosyal medyada da görüldüğü gibi çok güldük, çok eğlendik. İyi bir şey çıkacağını umut ediyorum. Güzel oldu diye düşünüyorum. Ben de Gülseciğim'in hayallerinin gerçek olduğuna çok mutlu oldum. Ve bu hayallerinde bana da yer verdiği için çok teşekkür Allah ederim. Allah'ım benim için şerefim. Gerçekten çok sıcacık bir iş çekiyoruz. Çok güzel bir kadro var. Bana geldiği zaman çok heyecanla oturduk konuştuk. 3 saat falan oturduk konuştuk. Bir de tabii Ozan da çok merak ediyordum. Çok da söz edilen bir yönetmendi. Kadro da öyle. Güzel bir şey oluyor. İyi bir iş çıkıyor. Benim adıma söylenecek de şu, gerçekten ben hani filmin ilk izleyicisi şeklinde izliyorum filmi. Çünkü böyle bir olağanüstü kadroyla çalışmaktan dolayı çok da yapacak bir şey kalmıyor bana.